Tabii bu anahtara çıkıyor burası. Anahtar. Avuç'a da içeri giriyor. Ama hocamız çok seviye. Şurası da 12 santim. İkinci ders aramızda 11 mi? 10 santim şarkılar. Dikiş kursumuz evet başladı. Bu üçüncü kursumuz. Daha önceki kurs daha düzenledik. Şimdiye kadar 270 kadına ulaştık. Şu andaki 25 kadın var şu anda burada hizmet alan. 140 saatlik bir eğitim olacak temel aşama. Kadın çalışmaları olarak daha kadın odaklı bakıyoruz bu çalışmalara. Aşağıda kreşimiz var, çocuğuna bakıyoruz. İşte yarım gün gelmek istiyorsa yarım güne göre düzenliyoruz. Bu hizmeti kadının ihtiyacına göre düzenliyoruz. Kadınlar dikiş dikmeyi çok seviyorlar. Kayıtlarımız 3 günde kayıt aldık ve hemen doldu. Ek gelir için de bu işi planlıyorlar. Aynı zamanda atölyelerde de çalışabiliyorlar çünkü sertifikalı bir program burası. Giyim öğretmeniyim. 42 yıldır ilk günkü gibi hevesle çalışıyorum. Şu anki kursumuzun modül programı giyim üretiminde temel bilgiler. Ortam gayet güzel. Hevesliler. Bu anlamda çok şanslıyım. Ben 12. sınıfta psikoloji ya da moda arasında kalmıştım. İkisini de çok istiyordum. Psikoloji seçtim üniversite için. Sonra moda için de çok imkanım yoktu. Evde dikiş makinem vardı ama kendi kendime çok kolay öğrenemiyordum. Burası onun için çok iyi oldu. Hani hem hızlı öğrenebiliyorum, hem imkanım oluyor ve bir sürü imkan var. Dikiş makineleri falan çok iyi. Buradaki hedefim kalıp çıkarmayı öğrenmek ve hani kendi istediğim şekilde kalıp çıkarabilmek de istiyorum. İleride satmak bile isterim yani. Biraz daha ileride. Çok istiyordum böyle bir yere kayıt olmayı. Çünkü hani evde eşime yardımcı olmak istiyordum. Kendi kafamı dağıtmak istiyordum. Çok büyük bir şans oldu benim için. Geldim buraya, arkadaşımla geldik hatta. Çok güzel oldu ve çok memnunum. Öğretmenimize bayıldım. Çok güzel anlatıyor. Her şey yolunda gidiyor. Allah izin verirse. Yani ben de bir şeyler üretip para kazanmak istiyorum. Burada öğrenmeye başladım ve çok zevkli bir şeymiş. Gerçekten çok zevkli bir şeymiş. En küçük ihtimal paça kıvırsam, boy kısaltsam bu benim için çok büyük bir kar olacak. 3-5 kuruşta cebime para girecek sonuçta. Hani bunları da düşünüyor insan ve onları düşünce de mutlu oluyorum. Terzi olacağım ben galiba. O duyguya burada kapıldım yani. Mor makasın bir bildirimini gördüm. Belediyenin bana göndermiş olduğunu. Zaten takip ediyordum belediyeyi. Çok memnun kaldım ben şahsen. Hocamız da çok iyi maşallah. İmkanlar da çok iyi. Gerçekten çok memnun kaldım. Her şey var. İşimiz bitti mi? Bu da bitti değil. Kol kola girip dans edip eğleniyoruz. Bence çok güzel yani. Kimse de bizi ayıplamıyor. Kimse de bize ne yapıyorsunuz demiyor.